Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yine yeni bir videoyla karşılaşmak üzereyiz. Arabamız Captima, Chevrolet Captima. Jeepimiz buraya montaj edeceğim. İşçiliğimiz bu şekilde. Sistemimizi şuraya montajladım. Hava girişimizin olduğu yer. Arabamıza bir geçelim, bir gösterelim. Mehmet abimle abimi de alıyorum. Güzel insanları. Birazdan tecrübeye çıkacağız. Giderken ben kullanacağım. Dönüşte arabanın sahibine vereceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba. Ben test sürüşümü yaptım. 1-2 dakika kullansın. Sonra röportaja başlayacağım onunla. Neler hissettiğini bize tek tek izah edecek. Ben ilk önce Mehmet abiyi tekrardan tanıştırırım. Mehmet abicim merhaba. Merhaba. Mehmet abiyle tanışmamız şöyle oldu arkadaşlar. Bugün Mehmet abiyle takside arabasına bindim. Bir müşteri aramıştı. Sistemi anlatırken Mehmet abi de kulak misafiri oldu. Sonra Mehmet abi kardeşimi getirdi, oğlunu getirdi. Bugün onun arabasına montaj yaptık. Yalnızca benim samimiyetime güvenerek geldi. Ben de onu mahcup etmeyeceğim. Rica ederim. Evet arkadaş, şimdi gelelim sana. Şu anda neler hissediyorsun? Bize tek tek izah eder misin lütfen? Yani birkaç dakikalık kullanmama rağmen şu anda gaza sadece küçük dokunuşlarla arabanın daha seri olduğu kanısındayım. Tamam. Süreç neye getirir? Tabii merak etme, hep böyle kullanacaksın. Zevkli araba kullanacaksın. Umarım. Burada yaptığımız olayın esprisi, verdiğin gaz pedaline takviye sağlaması. Mevcut hava içeride stokladığı için siz yalnızca verdiğiniz gazın miktarını kullanmış oluyorsunuz. Çünkü her şoför verdiği gazı bilir ama aynı gazla gidemeni de bilir. Siz ne yapmış oluyorsunuz? O devri yakalamış oluyorsunuz. Sizden ricam, gazı bir ayağınızdan çeker misiniz? Arkadaşlar şu anda ayağını gazdan çekti. Ama araba şu anda ne yapıyor? Aynı hızda bir 300-400 metre falan gidiyorsunuz. Az bir rakam değil zaten. Sizin araba için geçerli. Mevcut havayı içeride sokladığı zaman da o gaz verin hale geliyor. Yukarı doğru mu çıkıyor yoksa? Şimdi arkadaşlar sistemi takmak tamam güzel ama meslekten anlaması lazım. Bu sistemi anlatan kişi de meslekten anlaması lazım. Yalnızca sistemi takmak için takmayacak. Rasport girişinin ne işe yaradığını bilmesi lazım. EGR'nin ne işe yaradığını bilmesi lazım. Turbonun vakum basıncı kaç bar üzerinden hava ne kadar bastığını bilmesi lazım. Yani sistemi takayım tamam randıman işte torku arttı yok yakıt tasarrufu hayır. Bildiğin ürünü bilerek takarsan, mantığına göre hareket edersen daha bilinçli olur bence. Evet, tekrardan dönelim. Şu anda verdiğin gazın tepkimesini artık otomatik gibi kullanmaya başladın ki otomatik araba. Son cümlelerini alayım, sonra da kapatayım. Yani keyifli, şu an keyifli. Tamam efendim. Tavsiye ederiz herkese. İnşallah, inşallah. Saygılar diliyorum, görüşmek üzere.